da içme sen. Hünkârımızın kulağına gitmesin. Merak etme Nurbanu. Hünkârımız benim yanımda. Bugün herkesin ortasında ne dedi biliyor musun? Şehzadem Selim Saruhan Sancak Bey'dir. Ve ben hayatta olduğum müddetçe bu vazifesine devam edecek. Aynen böyle dedi. Çok sevindim. Diğerlerinin yüzünü merak ettim şimdi. Gıkları bile çıkmadı. Gözlerinden haset akıyordu. Benim öyle kolay lokma olmadığımı anlamışlardır herhalde. Başka ne olabilir ki validem? İşitmediniz mi dediklerini? Selim uğruna hepimizin gururunu ayaklar altına aldı. Öfken gözünü karartmasın. Bu senden çok Mustafa ile alakalı. Ne demek bu? O sizi birbirinize düşürmek niyetinde. Hünkârımız da bunu anlamış olmalı ki Mustafa'yı bu vesileyle ikaz etti. O zaman büyük bir hata yapıyorlar validem. Keşke hepimiz Mustafa abim kadar masum olsaydık. Sultanım. Hünkârımızın yanındaymışsın diye işittim. Neler oldu? Hünkârımız gönlündeki tahtın sahibini ilan etmek için çağırmış bizleri. Selim. Selim. Selim'in kendine hayrı yok. Ne tahtıymış? Şimdi siz bırakın bütün bunları. Öyle bir şey öğrendim ki yer yerinden oynayacak. Neymiş o? Hürrem'in bir odası var. Meğer Hürrem o gizli odadan divanı dinliyormuş. Haberimiz yok. Sadece bizim değil, hiç kimsenin haberi yok. Ne hünkârımızın, ne Rüstem'in. Emin misiniz bundan? Gözlerimle görmesem kesinlikle inanmazdım. Hünkârımız bunu asla affetmez. Hürrem'in sonu geldi. Reis. Vaziyet nedir Atfaca? Bitti mi? Hatun infaz edildi mi? Hala beni öldürmek istiyorsan durma.
Gidelim. Nasıl, nereye? Şehzademizden ayıracaksan beni bunu asla yapmam. Öldür daha iyi. Ölüm yok. Saraya gideceksin. Vakti gelince ben seni şehzademizin yanına götüreceğim. Hiçbir şey olmamış gibi. Rabbim bir mucize bahşetti. Bugün burada hayatta kalmanı istedi. Kaderim buymuş. Şimdi ben fikrimi değiştirmeden gidelim. Peki beni öldürme emrini verenler? Onlar ne olacak? Ne hesap vereceksin onlara? Ne demek oluyor bu Atmacığım? İnşallah makul bir izahım vardır. Hatun gebeymiş. Şehzademizin çocuğunu taşıyor. Bu vaziyette onu infaz edemezdim. Ne malum canını kurtarmak için yalan konuşmadı? Kimin yalan, kimin doğru konuştuğunu anlayacak tecrübem var. Ne olursa olsun, vazifeni yapmalıydın. Bizler dava adamıyız. Davamızda şahsi hislerimizin yeri yok. Bunu en iyi sen bilirsin. Bizim davamızda günahsız bir sabiye kıymak da yok. Doğuma kadar bekleyelim. Böyle bir tehlikeyi göze alamayız. Farz-ı misal sakladık. Kimse bu sırrı öğrenmedi. Hatunu nasıl susturacaksın? Öldürüleceğini anladı bir kere. Seni de davamızı da ifşa edecektir. Selim bunu nasıl yapar? Hala aklım almıyor. Endişeye mahal yok sultanım. Şehzademiz Selim hala sancağının başında. Gidişat iyi değil Rüstem. Selim'le Bayezid'in arası iyice açıldı. Bayezid gittikçe Mustafa'ya yaklaşıyor. Siz onu merak etmeyin. Ben konuşurum. Laf dinlemiyor ki. Bu böyle olmayacak. Mustafa'nın bir an evvel hünkârımızın gazabına uğraması lazım. Aksi takdirde kendi felaketine oğlum da sürükleyecek. Ben bir şeyler düşündüm sultanım. Lakin şehzadelerimizin sancaklarına dönmesini beklemek lazım. Bizim kurduğumuz bir hayalmiş. Adı üstünde hayal işte. Buraya kadarmış. Beyhan Sultanımızın yanına gönderecekler beni. Üsküp'e. Gitmeye mecbur değilsin. İzin vermem. Yeter ki beni istediğini söyle Hurrem. İstiyorum. Çok istiyorum ama olmaz Bayezid. Her şeyi kenara bıraktık. Birlikte olduk diyelim. O zaman hünkârımız öğrenecek. Sevgisinden ebediyen mahrum kalırsın. Benim sevgim sana saadet değil, yalnızca keder verir. Nurbanu Hatun. Gel. Şehzademiz bugün yola çıkacak. Seni almaya geldim. Korkmuyor musun? Ya şehzademize anlatırsam her şeyi? Bir anda gidiverir kellen. Buna hakkım var. Kimse de mani olamaz sana. Ama sana güveniyorum, anlatmayacaksın. Ama ben sana güvenmiyorum. Sen beni öldürmek istedin. Gebe olmasaydım öldürecektin beni. Neden güveneyim sana? Canım pahasına vazgeçtim çünkü. Bunun senin için bir manası olmadı. Yok mu? Hazırlan. Kapıda bekliyorum seni. Aklımdan geçeni senden saklayacak değilim Mustafa abi. Her şehzade gibi tahta çıkmak, bu yüce devleti idare etmek benim de hayalim. Lakin kaderimde yoksa, o ben değilsem, senin olmanı, o tahta senin geçmeni arzu ettiğimi bil. Ben
Yüce Rabbim şahidim olsun ki benim de gönlümden geçen sensin kardeşim. Dediğin gibi eğer kaderimde yoksa ve o ben değilsem, o tahtın sana nasip olması için dualarım eksik olmayacak. Desteğimiz baki. Ama ikinizin de dikkatli olması mühim. Hünkârımızın gözü son hadiselerden sonra üzerinizde. Tek bir yanlışınız vahim neticelere yol açabilir. Yanlış üstüne o kadar yanlış yaptım ki daha fazlası mümkün değil herhalde. Ben esas uğrayacağın için üzülüyorum. Beyhan Sultanımızın yanına. Üsküp'e dönecek yakında. Zamanla unutur. Üzüntüsü de geçer. Ya ben nasıl unutacağım kardeşim? Veda vakti. Hava kararmadan yola revan olman lazım. Yolun açık olsun Mustafa abi. Allah'a emanet olun. Mustafa abi. Senden bir isteğim olacak abi. Kabul edersen beni ziyadesiyle mesut edersin. Bayezid'le konuştum. Dersini aldı. Eminim bundan sonra daha dikkatli olacaktır. İnşallah. Buraya izinsiz gelmesi doğru değil. Ancak kötü bir niyeti yoktu, sen de biliyorsun. En azından senden izinsiz devlet erkanıyla buluşmadı. Nihayetinde bir gönül meselesi. Bu mevzu kapandı Hürrem. Huri Cihan, Beyhan'ın yanına gidecek ve bir daha asla görüşmeyecekler. Benim arzum da bu. Lakin hakikati de görmek lazım. Bu bir oyun Süleyman. Huri Cihan durduk yere mi gitti aslanımın sancağına? Allah bilir orada neler yaptı da aklını çeldi oğlumun. Ne demek bu? Hatice Sultan'la İbrahim Paşa'nın başına gelenler malum. Belki de kızcağızın aklını bunlarla zehirlediler. Şimdi de intikam almak için onu kullanıyorlardır. Olamaz mı? Sen neler düşünüyorsun Hürrem? Huri Cihan benim kardeşim Hatice'nin kızı. Gel. Hünkârım, Şehzade Selim Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Validem. Hünkârım, yola çıkıyorum. Gitmeden elinizi öpüp hayır duanızı almak isterim. Sana olan itimadım mesuliyetlerini daha da arttırıyor. Bunun farkındasındır inşallah. Karşınızda başka bir Selim var artık hünkârım. Asrın en büyük Cihangir padişahına layık bir şehzade olmaya kararlıyım. Varlığınızda, desteğinizde en büyük zorlukların altından kalkabilecek cesareti kendimde görüyorum. Adaletin kılıcın kadar keskin olsun. Amin. Hünkârım, malumunuz gözlem gebe. Doğum vakti sizi ve validemi Manisa'da ağırlamak isterim. Olur da teşrif eder, doğacak evladımın kulağına ezanı siz okursanız, Selim kulunuzu mesut ve bahtiyar edersiniz. Geliriz elbet.
yaparsın, değil misin? Ne olur bir daha beni asla yalnız bırakma. Ne olursa olsun ayrılmayalım. Üzülme Nisa. Bundan böyle hiç ayrılmayacağız. Gidelim. Nisa'yı sağ salim bana getirdiğin için sağ ol. Onunla senin alakadar olduğunu bilmek içimi ferahlatmıştı. Sizi ve sevdiklerinizi korumak benim vazifem. Bir vazifen daha var. Payitahta dön. Bir müddet orada kalacaksın. Şehzadem, emniyetiniz için burada... Elimize öyle bir fırsat geçti ki Atmaca. Bu mevzuda ancak sana itimat edebilirim. Hem kimse seni tanımıyor. Lütfediyorsunuz şehzadem. Nedir mesele? Fatma Sultan'la irtibata geçeceksin. Mevzu hakkında sana malumat verecek. Yavuz, sen de gideceksin Atmaca'yla. Emredersiniz. Size yine büyük bir görev düştü. Atmaca bilhassa sana. Gel. Paşa Hazretleri. Sokullu Mehmet Paşa Hürrem Sultan'ın yanına gitti. Sizin odada görüşecekler. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Kim istemiş görüşmeyi? Bildiklerim bundan ibaret. Gel. Paşa Hazretleri, Fatma Sultan Hazretleri'ne geldiler. Alın içeri. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi şimdi öğreneceğiz. Sultanım. Mihrimah Sultanımızı görmeye geldiyseniz kendileri sarayda değiller. Biliyorum. Seni görmeye geldim. Diyeceklerim var. Sultanım. Epeydir sizi görmek istiyordum lakin bir türlü fırsat olmadı. Hadiseler malumun. Şehzadelerim buradaydı. Onlarla meşguldüm. Elbette sultanım. Size şükranlarımı sunmak isterim. Sayenizde hayal bile edemeyeceğim mühim bir makama tayin edildim. Herkes hak ettiğini yaşar paşa. Bu da bir şey değil. Bana olan sadakatin ve hizmetlerin seni daha da yukarılara taşıyacak. Lütfediyorsunuz sultanım. Müsaade buyurursanız bir mevzu hakkında malumat vermek isterim. Fatma Sultanımız geçenlerde beni mermer köşke çağırdılar. Ben de bu davete icabet ettim. Eminim tebrik etmek istemiştir. Hangi tarafta durduğumu anlamak istemişler. Sen ne dedin? Rengini belli ettin mi? Siz istemediğiniz müddetçe... Kimse benim rengimi bilemez sultanım. Lakin Fatma Sultan kimin nerede durduğunu tahmin edebilecek zekaya sahip olsa gerek. Olsun. Yine de dile dökülmedikçe hep bir şüphe kalır. Beni kendine düşman bellediğini biliyorum. Lakin böyle olmak zorunda değil. Haşa sultanım. Benim hiç kimseyle husumetim olmaz.
Bilhassa sultanlarımızla hiç olmaz. Benim de kimseyle husumetim yok. Sadece orta yolu bulmaya çalışıyorum. Vaka senin yapman icap eden de budur. Bilhassa etrafında sırtını bile dönebileceğin hiç kimse yokken. Şükürler olsun. Şükürler olsun ki söylediğiniz vaziyette değilim. Hürrem'i diyorsan o yeni gözdesini çoktan buldu. Sokollu Mehmet. Daha dün kapıcı başıydı. Bugün paşa oldu. Donanmanın başına geçti. Hünkârımızın takdiri. Sen etrafında olup bitenleri gördüğünü sanıyorsun. Ama öyle değil. Mesela ben Sokollu'yla görüştüm. Sana bahsettiler mi? Tahmin ettiğim gibi. Ruhum bile duymamış. Kimlerle görüştüğünüz beni alakadar etmez. Hürrem'in sırları var. Ve ucu sana dokunuyor Rüstem. Sizi üzmek istemem ve fakat Hürrem Sultan'la gizlimiz saklımız yoktur bizim. Madem öyle, Sokol nasıl parladı birden böyle? Uyan artık Rüstem. Aç gözlerini. Sokollu adım adım yerine geçiyor. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. En azından ben varken. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Zira senin ellerin pis, onunkilerse temiz. Sultanım, müsaadenizle. Miriman'ın zevcisin diye kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sizinkisi sadece bir anlaşma. Devlet adamısın. İyi bilirsin. Şartlar değişirse anlaşmalar da bozulur. Ne yaparsanız yapın. Ne söylerseniz söyleyin. Bizi birbirimize düşman edemezsiniz. Sana birini göndereceğim. Onu divanda kabul et. Bakalım o çok güvendiğin Hürrem arkandan ne dolaplar çeviriyor. Böylesi herkes için en hayırlısı olacak Hürrem. Bir gün sen de anlayacaksın. Umarım gittiğin yerde mesut olursun. Benim için saadet uzak bir ihtimal Cihangir. Hatta imkansız. Fatma Sultan nereye gitmiş? Bir şey söylemiş mi? Malumatım yok sultanım. Gezintiye çıkmak istemişler belli ki. Hurcihan'ın gideceği günü mü seçmiş? Nedir bu merakınız? Görmeyeli özlediniz mi yoksa? Senin bu sultanlara olan düşkünlüğünü anlamak mümkün değil Gülfem. Oysa ki senelerdir benim sayemde haremdesin. Ben hünkârımız arzu ettiği için buradayım. Arzu ettiği için mi? Acıdığı için mi? Bunu bir daha düşün istersen. Sultanım. Hurcihan. Eğer bir kusurum olduysa bağışlayın. Gençlikte olur böyle şeyler. Mühim olan aynı hataları tekrar etmemek.
Gülfem Sultanım. Beyan Sultanımıza selamlarımı ilet. Kısmet olursa inşallah bir gün yeniden görüşürüz. Sultanım. Horicihan. Seni göremeyeceğim, sana veda edemeyeceğim diye öyle korktum ki. Hiç sizi görmeden gider miyim? Sakın umudunu kaybetme. Mucizeler hiç beklemediğin anda gerçekleşir. Yolcu yolunda gerek. Horicihan. Siz çıkın. Sultanım. Gizlice nikah kıydınız, tamam. Bunu herkesten saklayabiliriz. Ama burada kalman tehlikeli. Düşündüm, taşındım. En münasibi kendi çiftliğinde yaşaman. Bir duyan olursa kendi kararın olduğunu söyleriz. Siz nasıl münasip görürseniz sultan. Evladımı emniyet içinde büyütebileceğim her yere razıyım. Doğuma kadar çiftliğinde kalırsın. Sonra çocuğu saraya aldırırız. Sanki bir cariye doğum yapmış gibi ilan ederiz. Evladıma bir başkası mı annelik yapacak? Aklıma gelen tek çare bu. Ben diyeceğimi dedim Can Feda. Şehzade başka hatunla olursa yüzümü daha iyi göremez. Ateşle oynuyorsun Nurbanu. Şehzademin sana gönlünü kaptırdı diye haremini sokağa atacak değil ya. Sen doğacak çocuğunu düşün. Haremine gücüm yetmez belki. Ama o değişik gidecek. Ne yapın edin, gönderin onu. Yoksa katil olacağım. Şehzademiz nerede? Şehzademiz dairesindeymiş. Yemeğini de orada yiyecekmiş. Başka hatun var değil mi? Nişan yanında değil mi? Nurbanu. İnan bana, en doğru olan bu aslanım. Ben icap eden hazırlıkları yaparım. Hatunlardan birini de gebe diye ilan ederiz. Buna lüzum yok validem. Evladımın bir anası var zaten. O da burada benimle kalacak. Mihri Nisa. Validemizin hakkı var şehzadem. Mühim olan sizin emniyetiniz. Nasıl nikahımızı gizlice kıydıysak, evladımı da gizlice alırım kucağıma. Saraydan ayrılmam mümkün değil Nisa. Seni bir daha kaybetmeyi göze alamam. Hele şimdi. Asla. İlla buradan ayrılmasına lüzum yok. Doğuma kadar bir şekilde saklarız. Vakti gelince zaten herkes öğrenecek validem. O vakte kadar gizleyin kafi. Nisa'ya bir zarar gelsin istemem. Sıhhati için her türlü tedbir alınsın.
sana versinler. Sen git çalış. Nurbanu! Nurbanu! Karnıma senin evladını taşırken sen hala başka altında! Nurbanu, bu konuyu konuştuk seninle. Kabullen artık. Hayır. Asla. Kabullenmem bunu. Duydun mu beni? Şehzadem, bağışlayın. Nurbanu, gel benimle. Bitti artık bu iş. Artık yüzümü görmeyeceksin. Can feda. Eyvahlar olsun. Şehzadem doğuruyor. Daha vakit vardı halbuki. Eve kadın çağır hemen. Nurban, iyi misin? Bu hatun buradan gel, lan seni alabilirim. Hatun, çık dışarı. Yatağa alalım. Hayır, hayır. Asla girmem. Özlem de girmem o yatağa, girmem. Dairesine götürün. Siz de ebe kadın çağırın. Hemen, hemen, hemen. Hadi hatun, hadi. Bu kadar üzülme. Hurrem'in gitmesi lazımdı ve gitti. Hepimiz için en iyisi bu. Senin için de öyle. Benimle ne alakası var? Gördüm Cihangir. Ona nasıl baktığını gördüm. Belli ki ona karşı... O dediğinin aslı astarı yok. Meseleyi hiç açmasak iyi olacak. Hurrem'in Beyazıt abimle yaşadıkları ziyadesiyle üzücüyken hele. Aşk gökte kayan bir yıldız olsa gerek. Bir an gözünü kırpsan kaçırıyorsun. Bazıları talihliyse bunu yaşıyor. Benimse talihim yokmuş. Belli ki senin de öyle. Derin derin, derin, derin nefes al. Derin derin. Sağ ol Nurbanu. Hadi. Selim! Selim nerede? Nasıl gelsin Nurbanu? Bir erkeğin doğuma girdiği nerede görülmüş? Donanmayı ne vakit ziyaret edeceksin? Fırsat bulamadım Paşa Hazretleri. Münasip bir vakitte giderim. Fatma Sultan'la görüşmek için vaktin var. Donanma için yok, öyle mi? Ne oldu? Gizli kalacağını mı sanıyordun? Benim gizlim saklım yok paşam. Hürrem Sultanımızın haberi var. Sana söylemesem de olur diyorsun yani. Ne haddime? Mühim bir vaziyet olmadığı için sizi lüzumsuz yere rahatsız etmek istemedim. Çekilebilirsin. Zal Mahmut. Emredin Paşa Hazretleri. Fatma Sultan'ın bahsettiği zat-ı muhterem her kimse onu görmek istiyorum. Sümbül'e de haber ver. Rüstem'le meselenizi hallettiniz. Bir sıkıntı yok, öyle değil mi? Ciddi bir şey değil zaten. Âlâ. Fatma Sultan'dan uzak dur. Sıklıkla görüştüğünüzü işittim. Ara sıra sohbet ediyoruz sadece. Onunla ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Mühim bir şey değil. Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim. Cihangir'in vaziyeti beni düşündürüyor valide. Yaşı malum. Zannediyorum artık kendi haremini kurmasının vakti geldi. Nereden çıktı bu? Kendi mi söyledi?
Bir şey söylemesine ne lüzum var? Sancağı çıkmıyor. Sarayın duvarlar arasında kısılıp kaldı. Abilerinin derdi bitmiyor ki, sıra ona gelsin. İyi oldu söylediğin, ben bunu bir düşüneyim. Müsaadenizle ben hünkârımızı görüp geleyim. Neredesin sen Sümbül? Kayboldun yine. İşten güçten başımı kaldıramıyorum ki sultanım. Sultanım, az evvel Zal Mahmud Ağa'yı gördüm. Rüstem Paşa'mız ikindi vakti divanda olacakmış. Söylediğine göre hususi bir görüşmesi varmış. Kiminle? İsmini cismini bilmiyorum sultanım. Fakat her kimse Şehzade Mustafa yollamış dedi. Belli ki gizli bir görüşme. Dur, ne yapıyorsun? Nerede o? Nereye götürdüler? Merak etme. Sıhhat içinde doğdu aslanım. Getirirler şimdi. Erkek mi? Allah'ın izniyle bir oğlumuz oldu. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen? Başka hatun yok. Yok. Olmayacak. Gel. Prens. Prens değil, şehzade. Kulakları payitahta gönderelim. Hünkârımızın ve Hürrem Sultanımızın da haberi olmalı. Sen orasını düşünme. Kulaklar çoktan yola revan oldular. Atmaca dedikleri sensin demek. Benim sultanım. Mevzudan haberdarsın değil mi? Ya Rüstem Paşa beni kabul etmezse? Hiç şüphen olmasın. Şu an içi içini kemiriyor. Mutlak kabul etmek isteyecek seni. Sen sadece fitili ateşleyeceksin. Gerisine karışmana lüzum yok. Anladım sultanım. Evi boşalt hatun. Niye? Ne oldu ki? Soru sorma. Limana git. Seni alacaklar oradan. İyi dersin de Sümbül ağa beni gelir de bulamazsa çok merak eder. En azından bir bahane bulayım, onu avutayım, öyle geleyim. Ne diyorsan onu yap. Kimmiş Rüstem'in bu ziyaretçisi? Öğrenebildin mi? Vallahi sultanım, sordum soruşturdum lakin kimsenin bir malumatı yok. Gel. Sultanım. Vakit yaklaşıyor. Rüstem Paşa divanda. Arzu ederseniz çıkabiliriz. Tamam. Rüstem Paşa Hazretlerini görmeye geldim. Kimsin? Fatma Sultanımızın gönderdiğini söyle. Ziyaretimden haberi var.
Sultanım. Nedir vaziyet melek? Hürrem Sultan dairesinden çıktılar. Demek büyük gün gelip çattı. Paşa Hazretleri. Yaklaş. Sen? Şehzade Mustafa Hazretleri'nin silahtarıyım. Bizzat verdiği hususi emirle buradayım. Malumunuz üzere sizinle görüşmemi sağlayan da Fatma Sultan'dır. Sultanımız, Hürrem Sultanımıza alakalı bazı sırlardan bahsetti. Sen de bunları ispat edecekmişsin. Doğrudur Paşa Hazretleri. Bu sebeple buradayım. Madem öyle, söyle neymiş bu sırlar bakalım. Konuşsana be adam. Arzu ederseniz başka bir yerde konuşalım paşam. Zira şu an gizlice dinleniyoruz. Hürrem Sultan, sizi ve divanı uzun zamandır gizli odalarından takip ediyorlar. Bu ne cüret? Sen kimsin ki karşıma geçmiş alenen sultanımıza iftira atıyorsun? Hakikat bu Paşa Hazretleri. Üstelik bunu öğrenen sadece siz olmayacaksınız. Nasıl bir tuzak bu? Ha? Tuzak yok paşam. İftira yok. Şehzade Mustafa Hazretleri dostlarınızı tanımanızı istedi. Şimdi müsaade ederseniz gitmem icap ediyor. Zira hünkârımız gelmek üzeredir. Paşam. Çık dışarı. Thank you.
dünyada güvendiğim tek bir kişi varsa o da sensin demiştim sana. Hala öyleyim. Değilsin. Sen beni yalnız bıraktın. Artık güvenebileceğim hiç kimse yok. Kabahatimi biliyorum. Bir izahı yok. Lakin kendimce haklı sebeplerim var. Bu saray öyle ihanetlere şahit. Kime itimat edeceğini bilmiyor. Farkındayım. En büyük korkun sadakatsizlik. Benim de öyle. Buna mani olmak için senin hayrın yeleğin içindir Süleyman. İnan. Bu vakitten sonra sana nasıl inanırım? Bu saray öyle ihanetlere şahit oldu ki... ve senin bu yaptığın... artık bu ihanetlerin en başında geliyor. Yemin ederim, ben sadece seni ve çocuklarını... Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış, içinden yıkıldığını görebiliyorum. Yanına kalacağını mı sandın? Bu defa affettiremeyeceksin kendini. Hünkârımızın bana olan aşkı bakidir sultanım. Biz ne fırtınalar atlattık. Tepemizde kara bulutlar dolaşıyor olabilir. Lakin o bulutlar gider. Güneş açar. Bu hep böyle olmuştur. Doğru söylüyorsun. Lakin hiç bu kadar pervasız olmamıştın. Hiç bu kadar haddini aşmamıştın. Kibrin gözlerini kör etmemişti. İbrahim Paşa'yı hatırla. Onun da sonunu kibri getirmişti, değil mi? Beni onunla kıyaslamayın. Ben onun gibi olmayacağım.
Kim bilir? Hünkârımızın damarına bastın. Geçmemen icap eden huduttan geçtin. Geri dönüşü yok. Bitti. Kıyafetiniz ne renk olsun sultanım? Mavi. Daha önce beğendiğim kumaştan istiyorum. Çıkın dışarı. Rüstem ne oluyor? Senin gizli odadan haberin var mıydı? Ne diyorsun sen? Ne odası? Hürrem sultanımızın divanı dinlemek için hususi hazırlattığı odadan bahsediyorum. Daha neler? Validem nasıl böyle bir işe kalkışır? Sen nasıl öğrendin? Fatma Sultan ifşa etti. Hünkârımız dahil herkes öğrendi. Mirim, bana doğruyu söyle. Hakikaten haberin yok muydu bundan? Neden yalan söyleyeyim Rüstem? Şimdi senden duyuyorum. Demek validen bu yüzden ortadan kayboluyordu. Zaman zaman onu arar bulamazdım. Kimse nerede olduğunu bilmezdi. Benim divanımı dinletiyorsa bunun bir tek nedeni vardır. Bana güvenmiyorlar. Validem sana olan itimadını ispatlamak zorunda değil. Bunu yapması gereken biri varsa o da sensin. Ayrıca gerek duymasaydı böyle bir işe kalkışmazdı. Hürrem aklını kaçırmış olmalı. Elbet hünkârımız bunu cezasız bırakmayacaktır. İnşallah. Ümidim Hürrem'in kolunun kanadının kırılması. Artık vakti gelmişti. Biz neler gördük sultanım. Hürrem bu. Bir şekilde kurtarır kendini. Sonra da bunun bedelini ödetmek için elinden geleni ardına koymaz. Sen beni daha tanımamışsın. Bana bedel ödetmek o kadar kolay değil. Size yapmaz ama bana yapar. Öyle değil mi? Nazenin, bu sarayda olduğun müddetçe Hürrem sana hiçbir şey yapamaz. Merak etme. Fatma Sultan'ın o odadan haberdar olmasının mümkünatı yok. İkinizden başka kimse bilmiyordu. Biriniz bana ihanet etti. Hanginiz hain? Sultanım, ben size ihanet etmektense canımı veririm daha iyi. Sümme haşa ve sümme haşa. Sultanım değil, ihanet etmek aklımın ucundan dahi geçmez. İkinizden başka bilen yok. Ya ihanet ettiniz ya da boş boğazı gidip bir yerlerde konuştunuz. Allah şahidim olsun, kimseyle konuşmadım sultanım. Sümbül. Sultanım. Lokman'a, ağlara bir şey demiş olabilir misin? Böyle bir şey nasıl derim sultanım? Nihayetinde işin ucunda benimken. Oda dediysem gizli oda. Hürrem Sultanımız Divan-ı Humayun'da olanları işitebilsin diye tertibat yaptık. Eyvallah olsun. Ne oldu? Kime söyledin? Bir hatun var. Cevher. Bohçacı. Sakın o hatuna gizli odadan bahsettiğini söyleme bana. Allah kahretsin. Nasıl yaparsın bunu? Başlayış sultanım, fakat bilemedim. Belki o yapmamıştır. Belki birisi bizi takip etmiştir. İyi biridir, yapmış olamaz, yapamaz. Nerede bu hatun? Bu hatun nerede? Hünkârım, emir buyurduğunuz üzere gizli oda yerle bir edildi. Bir duvar örülüp kapatılacak.
Beni Sümbül'le yalnız bırak. İçeride sakın kimseyi alma. Size asla ihanet etmedim. En azından bunu bile isteye yapmadım. Senin yüzünden. Senin boş boğazlığın yüzünden. Her şeyimi kaybetmek üzereyim. Bunun cezasını çekeceksin. Kabahattin büyük. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. Bu o kadar kolay değil. Sümbül. Sümbül. Duramadım sarayda. Çarşıya gidiyorum bahanesiyle kaçtım. İyi ettin. Ben de yolunu gözlüyordum. Ağlar avcı böreği yapmışlar. Seninkiler kadar olmasa da bir hayli güzel. Sana da getirdim. Pek seversin. Hem de nasıl. İçeri gel. Bir gören olacak. Cevher adında bohçacı bir hatun varmış. Bizim aleyhimize casusluk faaliyetlerinde bulunurmuş. İcab eden yapıldı. Lakin sen yine de alakadar ol. Evinin etrafına adamlarını yerleştir. Kimle bağ var tespit etmek lazım. Emredersiniz paşam. Ben de sana haber edecektim. Hayırdır inşallah. Çatalca'da bir teyzem var. Hayli kötülemiş. Onu ziyaret edeceğim. Hay Allah. Çok geçmiş olsun. Neyi varmış? Yaşlıdır. Elden ayaktan düşmüş iyice. Bir müddet ona bakmam icap ediyor. Diyorsun yani. Daha doğrusu kaçıyorsun.
benimle gel ağam. Gidelim buralardan. Çok uzaklara gidelim. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı yerlere gidelim. Çok uzaklara. Başımızı sokacak bir yer buluruz elbette. Sen beni sevdin, ben de seni. Her şey yalan olsa da hakikat bu. Bir çocuğumuz olmaz belki ama... hayatta her şeyin bir çaresi bulunur, öyle değil mi? Anasız babasız kalmış bir sürü sabi var neticede. Alırız evimize birkaç tanesini. Bakarız onlara. Evlatlarımız olur. Evlatlarımız olur. Bir aile oluruz. Bir aile oluruz seninle. Kocaman mutlu bir aile oluruz. Yaptırdı sana bunu. Kim girdi kanına? Şehzade Mustafa mı? Şehzade Mustafa'nın bu işlerle ilgisi yok. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Kim yaptı? Kim yaptı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Devletin içindeler. Çok güçlüler. Şehzade Mustafa'yı tahta geçirmeye çalışıyorlar. Hürrem Sultan'a ve Rüstem Paşa'ya düşmanlar. İsim söyle. Bana bir isim ver. İsim ver bana! Yavuz. Yavuz. Şehzadem! 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 Şehzadem!
Zannederim bu kadarı kâfi. Divana katılmak için hazırlanmanız lazım. Payitahttan döndüğünüzden beri halinizi hiç iyi görmüyorum şehzadem. Her dediğini yapıyorum Lala. Elim kolum bağlı duruyor öyle. Sevdiğim hatundan daha iyi vazgeçtim. Daha ne bekliyorsun benden? Görüyorum halinizi ve bu beni çok üzüyor. Fakat elimizden bir şey gelmez. Hünkârımızın emirlerine karşı boynumuz kıldan ince. Sen valideme bir şey anlatmasaydın bunların hiçbiri yaşanmazdı. Ben sadece Hürrem Sultanımızı ikaz ettim. O da sizi korumak içindi. Yine de Allah razı olsun hünkârımızdan. Sürgün edebilirlerdi sizi. Kütahya'da kalmışım, dünyanın öbür ucuna sürülmüşüm. Ne fark eder? Öyle demeyin. Allah gecinden versin. Hünkârımıza bir şey olursa payitahta en yakın sancak burası. Siz bir kuş misali uçup tahta konabilirsiniz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Öldü mü? Konuştum peki. Bir şey öğrenebildin mi? Anladığım kadarıyla taht mevki sahibi kimseler bir araya gelmişler. Şehzade Mustafa'nın selameti için uğraşırlarmış. Şehzademizin de bundan bir haberi yokmuş. Hatun da onlardan biri. Kim bunlar? Hatun tepedekilerden kimseyi bilmiyor ancak. Yavuz diye bir isim. Biz burada her şeyden bir haber otururken etrafımıza sırtlanlar sarmış. Düşmanımız kim onu dahi bilmiyoruz. Bir an evvel harekete geçmezsek çok geç olacak. Cevher Hatun'a bakmıştım. Başına sağ olsun. Hatun'u bu sabah ölü bulmuşlar. Sen kimsin? Komşusuyum. Çok tanımam aslında kendisini. Bir adam geldi, birazcık para sıkıştırdı elime. Sevabına cenazeyle alakadar ol dedi, gitti. Şehzade Cihangir Hazretleri. Validem yok mu? Rüstem'le görüşüyorlar. Anlaşılan sen de vaadi seçtirmişsin. Geç otur şöyle. Validemiz böyle bir şey nasıl yapar? Aklım almıyor. İkimizin de ne ismi ne cismi ortada yokken validemiz bu sarayda kalma savaşı veriyordu. Onun ne yaşadığını ne çektiğini tahmin etmek çok güç. O bu saraya bir köle olarak geldi. Her şey kendi başına kazandı. Şimdi kimseye güvenmemesi gayet tabii. Doğru. Ancak validemiz işte bu yüzden. Yani kimseye itimat etmediği için kazandığı her şeyi kaybetmeye mahkum. Arzularının hırslarının kölesi olmuş. Bütün bunlar onun sonunu hazırlıyor ve o bunun farkında değil. Kes sesini Cihangir. Bir daha sakın ailenden biri hakkında böyle konuşma. Anladın mı beni? Bu hadisenin altından da Mustafa çıktı Rüstem. Beni gizlice dinlemenizin sebebi Şehzade Mustafa mıydı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Tam da istedikleri bu. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Sen de bu oyuna geliyorsun. Bu sadece düşmanlarımızın işine yarar. Unutma. Kaderim bana bağlı. Artık sizin de kaderiniz bana bağlı sultanım. Bu savaşı tek başınıza kazanamazsınız. Ne demek bu? Benimle nasıl böyle konuşursun? Senelerdir size sadakatle bağlıyım. Bir kez bile ihanet etmedim. Ettim mi? Beni dinlediğinize göre bunu öğrenmiş olmalısınız. Ne vakit sizi yalnız bıraktım, ne vakit sırtımı döndüm,
Canım pahasına sizi korumadım mı? Canımı size feda etmedim mi? Bu hadiselerin seninle alakası yok. Mevzu bahis olan evlatlarımın istikbali. Bu sebeple de her türlü ihtimali düşünür, ona göre tedbirimi alırım. Kaç kere ölümden döndüm. Kaç kere canımı yaktılar. Zindanlara attılar. 2 sene ıstırap çektim. Oğlumu aldılar benden. Oğlumu. Yüreğimi söktüler. O günlerdeydin. Niye yardım etmedin? Ben bir şey yapıyorsam mutlaka sebebi vardır. Sakın unutma. Boşuna da değilmiş. Büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Hünkârımız bunu bağışlamayacaktır elbet. Sadece bu değil. Bazı beyler paşalar bir araya gelip Mustafa adına hareket ediyorlarmış. Onun bile haberi olmadan hem de. Bu bohçacı kadın onların casusuymuş. İçimize kadar girmiş yılanlar. Maksatları belli. Bizi yok edip Mustafa'yı tahta çıkarmak. Divanda seninle konuşan kimdi? Atmaca. Şehzade Mustafa'nın silahları olduğunu söyledi. Karşıma çıktığına göre alelade biri değil. Güvendiği birileri var. Sultanım. Sizin düşmanlarınız benim düşmanımdır. Eğer birlikte yürüyeceksek sizden tek bir arzum var. O da bana güvenmeniz. Tek istediğim budur. Güvenmediğim kimseyi kızımın yanında tutmam. O halde vakti geldi. Ben her şeyi düşündüm. Şehzademiz sayenizde Amas ailesi bu muazzam imarathaneye kavuştu. Böylesi bir tek İstanbul'da vardır şehzadem. Allah sizden ve halkımızdan yardımlarını esirgemeyen Mahidevran Sultan Hazretlerinden razı olsun. Civar sancaklarda yaşayan reaya hep bizi konuşuyor şehzadem. Sayenizde Amasya şehri cümle Osmanlı mülkünün göz bebeği oldu. Adaletli ve hayırsever tutumunuz sayesinde oluyor bunlar. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Ahalinin saati yerindeyse, yüzü gülüyorsa ne mutlu bana. Böyle bir sevgiseyle her şehzadeye nasip olmaz. Sen muhafızları gönderdin mi onu söyle. Bir aksilik olsun istemiyorum. Gereğini yaptım şehzade. Cevher'i öldürmüşler Atmaca. Geç kaldık. Bu iyi olmadı. Ben sana hatunu gönder demedim mi? Limanda bekledim. Fakat gelmedi. Gel benimle. Reis bizi bekliyor. Thank you.
pek hoşunuza gitmeyecek. Lakin bilmeniz icap eden bir mesele var. Bir müddettir Amasya ailesinden türlü arzlar ve mektuplar payitahta gelmekte. Evvela itibar etmedim. Lakin arkası kesilmeyince benim de şüphelerim arttı. Bir tanesini de okumanız için getirdim. Kimi esnaf şehzademizin idaresinden şikayetçi. Söylenenlere göre rüşvet ve iltimas almış yürümüş. Sıkıntılarımızı şehzademize söylemişler. Lakin çare bulamadıklarından yakınıyorlar. Ben gene de itibar etmiyorum bu şikayetlere. Zira şehzademiz herkes tarafından sevilir ve hürmet edilir. İşleri bozulan birilerinin yersiz şikayetleri. Öyledir elbet. Lakin görmezden gelmek olmaz. Arzu ederseniz itimat ettiğimiz civar beylere, Amasya eşrafından mühim zatlara birer mektup gönderelim. Şehzademiz hakkındaki fikirlerini söylesinler. Böylece meselenin aslı aslarını öğrenebiliriz. Münasiptir Rüstem Paşa. Mustafa'mı kim, hangi sebeple karalamak istiyor bilmek isterim. Ben derhal gereğini yaparım hünkârım. Cevher Hatun infaz edilmiş. Peşimize de adam takmışlar lakin üstesinden geldik. İnşallah Cevher Hatun ağzından bir şey kaçırmamıştır. Anlaşılan bildiği ne varsa anlatmış. O halde Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa varlığımızdan haberdar oldular. Öyle. Lakin bunu ispat edecek bir delil yok ellerinde. Ortalıkta gözükmeyin. Bilhassa sen Yavuz. İfşa olmadığımızdan emin olduktan sonra şehzademizin yanına dönersiniz. Saraydan bir haber var mı? Hayır. Derin bir sessizlik hakim. Hünkârımız elbette bu hadisenin duyulmasını istemez. Ancak Hürrem Sultan'ı affedeceğini de sanmam. Paşa Hazretleri. Neler oldu anlat. Emriniz üzere adamlarım Hoşçacı Hatun'un evini gece gündüz izlediler. Bir adam gelmiş. Yavuz mu? Muhtemelen o. Takibi almışlar. Fakat... Sakın bana. Adamlarımın hepsini öldürmüşler paşam. Hadiseyi görenlerle konuştum. İki kişilermiş. Bir anda ortaya çıkıp bütün adamlarımı öldürüp kaçmışlar. Diğeri kim? Atmaca mı? Mümkün. Zira onun gibi bir cengaver silahşör görmedim. Şu atmacayı iyice tetkik et. Kimdir, necidir, ne vakit, nereden geldi Şehzade Mustafa'nın yanına? Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Emredersiniz paşam. Zal Mahmut. Bu ikinci hata. Üçüncüde alırım kelleni. Ona göre. Hünkârım. Saruhan sancağından gelmiş. Şehzademiz Selim Hazretlerinden. İnşallah hayırlı bir haberdir hünkârım. Aslanımın şehzadesi olmuş. Allah bağışlasın hünkârım. Böyle nice şehzadelerimiz oldukça... ...hanedanı Ali Osman'ın asla sırtı yere gelmez. İnşallah Fatun.
Hünkârım, Hürrem Sultanımız münasip bir vakitte sizinle görüşmek isterler. Ne söyleyeyim kendilerine? Nihayet hayırlı bir haber aldık. Selim adına öyle mutlu oldum ki. İnşallah bu vesileyle hünkârımızla aramızdaki kırgınlığa da bir son veririz. İnşallah Sultan. Gel. Sultanım. Hafife. Ne dedi hünkârımız? Hünkârımız sizi görmek istemiyorlar. Yalnız bırakın beni. Şehzadem payitahtan haber var. Fatma Sultanımızı yollamışlar. Tahmin ettiğim gibi. Hürrem Sultan'ın sırrı ortaya çıkmış. Bu sefer başı büyük dertte. Sona yaklaştı. Ne öğrendiniz? Gizli odası ifşa edilmiş. Sonrasını bilmiyoruz henüz lakin. Yakında güzel haberler alırız. Şehzadem, bir an evvel yola çıkmalıyız. Nereye gidiyorsunuz? Bir misafirimiz var, onu karşılayacağız. Kim? Gelince görürsün. Mihr-i Nisa yerine gebe göstereceğimiz birini buldun mu? Buldum sultanım, buldum. Ağzı sıkı bir cariyedir inşallah. Gözünü iyice korkuttum sultanım. Endişelenmeyin. Güzel. Gel. Sultanım. Mihr-i Nisa. Haberler iyi. Gizli odayı ifşa etmişler. Ne olmuş peki? Hürrem'e ne yapmışlar? Onu bilmiyoruz. Ancak idam edilse yeridir. Bu arada şehzademiz saraydan ayrıldılar. Bir misafirleri olduğunu söylediler. Allah Allah. Ne misafiri, kimmiş? Onu söylemediler. Ancak şehzademiz bizzat karşılamaya gittiklerine göre dostlarından biri olsa gerek. İnsana bazen en büyük zarar dostlarından gelir. Amasya şehrinin eşref ve ayağına hüküm olunur ki. Bundan akdem Amasya vilayeti reayası der saadetime mektuplar gönderip adil ve cömert... Dur Celalzade. Son söylediğimi yazmadın değil mi? Yazmadım paşam. Adil ve yiğit yazalım. Adil ve yiğit Şehzadem Sultan Mustafa Hazretlerinin idaresinden çok müşkül halde olduklarını bildirmişler. Bu beyanlarının sahih olup olmadığını tespit etmek üzere iş bu emrim vasıl olduğunda siz Amasya şehrinin ve civar beyliklerin ayan ve eşrafı olarak her biriniz bahsedildiği üzere Amasya sancağımın reayası müşkül halde midir? Öyleyse ne sıkıntıları vardır? Bu söylentilerin aslı astarı var mıdır? İlaveten şehzademizin idaresinden şahsen memnun musunuz? Siz Amasya şehrinin ve civar beyliklerin ayağını, ayan ve eşrafı olarak her biriniz hiç tereddüt etmeden cevap verir, cevaplarınızı acilen Vezir-i Azam'ın Rüstem Paşa'ya bildiresiniz diye hükmeyledim. Mektup
mektuplar Amasya eşrafına ulaşmıştır. Yakında cevaplarını alırız inşallah. İşe yarayacak mı dersin? Eğer arzu ettiğimiz gibi neticelenirse büyük bir zafer kazandık demektir sultanım. Benim asıl korkum hünkârımız. Bu sessizliği hayra alamet değil. Günlerdir benimle konuşmuyor. Yüzümü dahi görmek istemiyor. Şehzademiz Selim, Manisa'ya çağırıyorlar sizleri. Eğer birlikte giderseniz bu vesileyle buzlar erir. Dost düşman ayakta olduğunuzu görür. Lala Hazretleri, Şehzademiz Beyazıt'a mektup var. Gel. Şehzadem, Amasya'dan Şehzademiz Mustafa Hazretleri bu mektubu size göndermişler. Mustafa abim mi? Beni çağırıyor lala. Tek bir ayda gelmemi istemiş. Nasıl olur? Bunun çok tehlikeli olduğunu bilmezler mi? Belli ki çok mühim. Belki de ihtiyacı var buna. Derhal hazırlıkları yap, yola çıkıyorum. Şehzadem, zinhar olmaz. Emniyetiniz için buna müsaade edemem. Ne yapacaksın lala? Yoksa beni yine valideme mi şikayet edeceksin? Öyleyse hiç durma. Zira Mustafa abim beni çağırıyorsa iki elim kanda olsa giderim. Ben sizin yanınızdayım şehzadem. Kellemin gideceğini bilsem dahi ben sizin yanınızdayım. Sizi korumaktan başka bir maksadım yok. Olamaz. Madem ki gitmekte bu kadar kararlısınız, bu mesele aramızda bir sır olarak kalacak. Nasıl güzel bir bebek değil mi? Öyle. İsmini ne koyacağız? Buna hünkârımız karar verecek Nurbanu. Gelmezlerse de bir mektupla mutlaka bildirirler hangi ismi verdiklerini. Sana benziyor değil mi? Kaşı, gözü, burnu. Aynı sen. Can fedan dediğine göre bir kadın erkeğini çok severse çocuğu da ona benzermiş. Daha da güzel olsun. Tıpkı senin gibi. Hünkârımızın haber var mı? Hünkârımızın size olan aşkı ve hürmeti malum sultanım. Bugünler de geçecek. İnşallah. Sümbül nerede? Koğuşunda sultanım. Bu aralar hali hal değil. Gözünün feri sönmüş. Kollarında, ayaklarında derman kalmamış. Nesi var?
Belli ki aşk acısı onu da harap etmiş Sultan. Yapasın Lokman ağa, yollara bağın oluyoruz. Emredersiniz hünkârım. Rahatsız olmasın Bülent. Karşınızda böyle olmayı istemezdim Sultan. Sen dışarıda bekle Fahriye. Nasılsın Sümbül? İyi misin? Sultan. Bana ilk defa nasıl olduğumu sordunuz. Ölüyor muyum yoksa? O nasıl laf öyle? Sensiz benim kolum kanadım kırık olur. Sensiz ben de haremde noksan olur. Bir an evvel toparlardık kendini. Çok zor, çok zor Sultan. İçimde öyle yaralar var ki hiçbir ilaç derman olmaz. Hiçbir hekim çare bulmaz. Ben seni çok ihmal ettim. Düşmanlarımın oğullarımın peşinde koşarken görmedim mi? Hatırını sormadım. Hatırlıyor musunuz Sultanım? Hafızanızı işgal eden en eski hatırayı. Ben hatırlıyorum. Bir çocukluğum vardı. Uslu, uzak ve mesut. Ta ki o gün Kıpti keşişler gelip elimden alana dek. Sonra doğduğum evi unuttum. Geldiğim yeri unuttum. Annem babam var mıydı? Kardeşlerim kimdi? Unuttum. İsmimi dahi unuttum. Yine bir vakitler çocuk olduğumu, çocukluğumun, erkekliğimin,
hayatımın çalındığını hatırlıyorum. Bir vakitler benim de önümde başka bir hayatın ihtimali duruyordu. Orada öyle acılar çektim ki bir daha asla acı çekmemeye söz verdim. Hayatta kalmaya yemin ettim. Kalbimi de söküp yerinden kimsenin uzanamayacağı bir sandığa koydum. Benim yüzümden siz de acı çekiyorsunuz zaten. Ah sultanım. Çenemi tutsaydım da sizi de sıkıntıya sokmasaydım. Verin cezamı sultanım. Hiç olmazsa bilmeden işlediğim günahın cezasını çekin. Ziyadesiyle uzun bir gece oldu.
Rüyamda seni gördüm. Senin hayalinle uyandım. Benim saadetimin yıldızı. Bu küslüğe, kırgınlığa bir son verme vakti gelmedi mi artık? Belli ki bana karşı hala öfkelisin. Affetmen için ne yapmam lazım? Hünkârımıza haber verin. Onunla muhakkak görüşmem lazım. Bu mümkün değil sultanım. Yapamam. Ne demek mümkün değil? Mümkün değil. Zira hünkârımız burada değil. Sabah erkenden Manisa'ya gitmek için saraydan ayrıldılar. Üstelik yalnız da değil. Nazenin'le birlikte gittiler.